var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye, söyle var mısın? Ses. Söyle var mısın? Dertlere derman bulmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya, söyle var mısın? Var. Söyle var mısın? Var. Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya, söyle var mısın? Var. Söyle var mısın? Var. İkilikin için bitsin bu ayrılık, bu kin, kardeşlik ve barış için söyle var mısın? Söyle. Evet, vakit tamam. Hazır mıyız Uğur? Hazır mıyız? Türkiye, hizmet için bu ülkeye söyle var mısın? Birliğimizin, söyle var mısın? Beraberliğimizin teminatı. Karadeniz, Marmara, Trakya, Türkiye sevdalı sınırlar, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden tarih yazmaya, söyle var mısın? Var. Söyle var mısın? Var. Evet, gücünü milletten alan, milletiyle yürüyen lider, gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye'nin lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hedefi aşkla vurmaya, nefret. Evet, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ettik. Buyurun Sayın Efendim. Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni. Serhat şehrimiz, Iğdır'ın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri AK Parti Iğdır İl Teşkilatımızın 6. Olağan Kongresi'nin öncesinde salon dışında kalmış olan kardeşlerim olarak en kalbi duygularla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi içeride şu anda kongrenin açılış konuşmaları yapıldı, yapılıyor. Fakat sizleri de burada böyle görünce sizleri selamlamadan içeriye girmek gerçekten uygun olmayacaktı. Sizleri selamlamam gerekiyordu. Teşekkür ediyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde özellikle Serhat şehri Iğdır'ımızın işi çok. Çok iyi çalışacağız. Çok yoğun çalışacağız. 2019'un Mart'ına, 2019'un Kasım'ına en ideal şekilde hazırlanmaya var mıyız? İnşallah gerek yerel yönetim seçimlerinde, gerekse inşallah hükümet sistemi ile alakalı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde yeni bir reformu, adeta bir siyasi devrimi yapmaya hazır mıyız? Ve ben sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Ve diyorum ki bizim Rabia'mızı biliyorsunuz. Biliyoruz değil mi? Tek millet,
Türküyle, Azerisiyle, Terekemesiyle, Kürdüyle tek millet. 80 milyon tek millet. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yok bizde. 2 tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi. 3 tek vatan. Ne haber? İyi misin? 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Batı neyse doğuda Iğdır'da o. Oraya ne yapılıyorsa buraya da o yapılacak ve yapılıyor. Biraz sonra konuşmamda da zaten birçok şeyleri çok daha açık bir şekilde sizlere ifade edeceğim. Efendim. Dört tek devlet. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Asla. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında tek millet, tek bayrak, tek vatan olarak yolumuza devam ediyoruz. Onun için ne yapacağız? Hep beraber bir olacağız. Ama sesiniz çok az çıkıyor. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Aramıza fitne sokmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Canım kardeşlerim, sizleri bu duygularla selamlıyorum. Salonda, kongrede daha fazla uzatmayalım diyorum. Ama dev ekrandan da inşallah herhalde izleme fırsatı olacak. Sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, günün bu saatinde bizleri yalnız bırakmayan, soğuk kış demeden Cumhurbaşkanımızı karşılamak için bekleyen siz saygıdeğer Iğdırlı hemşehrilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Tek sevdamız Türkiye, işte budur farkımız. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Mazlumun nefesliyiz, tek sevdamız Türkiye.
sessizlerin sesiyiz. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, an bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, an bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye.
lideri güçlü yapan, güçlü yapan milletin ona duyduğu inançtır. Bir lideri büyük yapan milletiyle kurduğu gönül bağı, gönül bağı. Bir lideri lider yapan milletine verdiği sözü ölümüne, ölümüne diyerek tutmaktır. Biz ölümüne, ölümüne, ölümüne. Türkiye o lideri iyi tanıyor. Türkiye o lidere inanıyor. Türkiye o liderin milletin ta kendisi olduğunu çok iyi biliyor. Türkiye o liderle birlikte cesaretle ve kararlılıkla yürümeye devam ediyor. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Kutlu olsun. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizi aydınlık ve farklı bir gelecek bekliyor. Büyük bir sıçramanın eşiğindeyiz mesela. Hedefimiz tam adalet ve tam kalkınma. Gecenizi, gündüzünüzü Türkiye'nin refahı ve mutluluğuna feda etmeye hazır mısınız? Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma, Allah bizimle beraberdir dedi. Tarih boyunca korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikememişlerdir. Korkuyla hareket edenler hiçbir zaman yol alamamıştır. Küçük düşünenler büyük adımlar atamamışlardır. Biz büyük düşünüyoruz. Büyük hedefler veriliyor. O hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz millete efendi olmaya değil, biz millete hizmetkar olmaya geliyoruz. AK Parti Türkiye'yi demokratikleştirme hareketidir. AK Parti Türkiye'yi özgürleştirme, Türkiye'yi büyütme, Türkiye'yi güçlendirme hareketidir. İşte bugün verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir. Biz vicdanların çığlığı, insanların vicdanı olmanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi. Yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Büyük Türkiye'de merak etmeyin. Herkese yer var. Büyük Türkiye'de insanımızın yüreği geniş. Büyük Türkiye bölgesinin istikrar ve huzur kaynağıdır. Korkutan değil, güven veren. Dışlayan değil, kucaklayan. Empoze eden değil, empati yapan bir ülkedir. Batının, kuzeyin çocukları nasıl sonsuz fırsatlar içinde doğuyorsa, Afrika'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun çocukları da aydınlık bir geleceğe doğsunlar diyoruz. Onun için fırsat eşitliği diyoruz. Uluslararası hukuk adına Saraybosna diyoruz. Adalet adına Kabil diyoruz. Vicdan adına Bağdat diyoruz. İnsanlık adına Gazze diyoruz, Kudüs diyoruz.
Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Devlet içinde devlet kurmaya çalışanlarında dünyayı başlarına yıkar. Söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye. Hedef yepyeni Türkiye. Hizmet için bu ülkeye. Söyle var mısın? Ses. Söyle var mısın? Dertlere derman bulmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya. Söyle var mısın? Varım. Söyle var mısın? Varım. Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın? Varım. Söyle var mısın? Varım. İkilikin için bitsin bu ayrılık, bu kin. Kardeşlik ve barış için söyle var mısın? Söyle. Evet, vakit tamam. Hazır mıyız Uğur? Bu Türkiye. Hazır mıyız? Türkiye. Hizmet için bu ülkeye. Söyle var mısın? Birliğimizin. Söyle var mısın? Beraberliğimizin teminatı. Karadeniz, Marmara, Trakya. Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, yüzünü milletten alan, milletiyle yürüyen lider, gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye'nin... Tayyip Erdoğan. Şimdi daha iyi... Saygılar hemşehrilerimiz, saygılar yıldırlar. Şöyle bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Bütün bayraklarımızı. Bütün bayraklarımızı dalgan kurmanızı rica ediyoruz. Birazdan birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı... Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız Iğdır? Hazır mıyız? Bütün bayrakları dalgalandırmanızı rica ediyoruz lütfen. Bütün bayrakları dalgalandıralım, bayrakları indirmiyoruz. Birazdan milletimizin onuru, ülkemizin gururu, birlik ve beraberliğimizin teminatı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi bugün yine gerek spor salonunun dışında, gerekse kongre alanında Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan, bağrına basan siz saygıdeğer Iğdırlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer teşkilat mensuplarımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra aramızda bulunan protokolümüzü sizlere takdim etmek istiyoruz.
aramıza teşrif eden çok değerli bakanlarımızı, genel merkez teşkilat başkan yardımcılarımızı, genel merkez elemanlarımızı takdim etmek istiyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Urfa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Ve yine bakanlarımızdan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız bölgenin evladı Sayın Ahmet Arslan. Gençlik ve Spor Bakanımız Rize Milletvekilimiz Sayın Osman Aşkınbak. İçişleri Bakanımız Trabzon Milletvekilimiz Sayın Süleyman Soylu. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sayın Fatih Şahin. Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Ataş. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Melih Ecertaş. Iğdır Milletvekilimiz Sayın Ali Güner. Ağrı Milletvekilimiz Sayın Cesim Gökçe. İstanbul Milletvekilimiz Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir. Elazığ Milletvekilimiz Sayın Sermin Balık. Batman Milletvekilimiz Sayın Ziver Özdemir. Az evvel duymuştum ama yine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz. Değerli protokolümüze bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Evet, bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Bayrakları indirmiyoruz. Birazdan güneşin ülkemize ilk doğduğu il Iğdır'ımıza gelen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Karşılamaya hazır mıyız Iğdır? Hey maşallah Iğdır, hazır mıyız? Bayraklarımızı indirmiyoruz lütfen. Aşkı dolu özümüz.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer teşkilat mensuplarımız, şimdi saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler, gür bir sesle bana eşlik etmenizi rica edeceğim. Şöyle salonu bir inletelim, dışarıya sesimizi duyuralım lütfen. Kul olmadık hiçbir kulağa. Sol ve karşı tribünden ses duyamadım bir daha. Kul olmadık hiçbir kulağa. Meyletmedik sağa sola. Baş koymuşuz aynı yola. Kavgan kavgamızdır bizim. Göğsümüzü gere gere. Yürüyoruz aynı yere. Fırsat verme zalimlere. Davan davamızdır bizim. Güneş gibi doğdukça sen. Kalbimize değdikçe sen. Hakka boyun eğdikçe sen. Sevdan sevdamızdır bizim. Kavgan kavgamızdır bizim. Davan davamızdır bizim. Teşekkürler Iğdır. Hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye. Söyle var mısın, söyle var mısın? Dertlere derman bulmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya. Söyle var mısın, söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya. Kim için bitsin bu ayrılık, bu kim kardeşlik ve barış için? Söyle var mısın, söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye. Söyle var mısın, söyle var mısın? Ege, Doğu, Karadeniz, Marmara, Trakya, Akdeniz, birlikte Türkiye. Yeriz biz. Söyle var mısın, söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın, söyle var mısın? Vakit tamam, hazır mıyız Iğdır? İşte o geliyor. Daima hakikat ve dürüstlüğü anlatan lider geliyor. Milletimizin onuru geliyor. Ülkemizin gururu geliyor. Bütün bayrakları da kaldıralım lütfen. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Yüreğinde millet sevdası, ardında siz aziz milletimizin hayır duası olan lider geliyor. Ülkemizi dünyaya yüksek sesle anlatan lider geliyor. Dünya mazlumlarının umudu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte teşkilat.
İşte lider, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinle. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Her şey Türkiye için. AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlarken özellikle saygıdeğer divan heyetine de 6. olağan kongremizde başarılar diliyorum. Buradan tüm Iğdır'a, Tuzluca'ya, Aralık'a, Karakoyunlu'ya selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren yol kenarındaki tüm coşku gerçekten bizler için bir muhabbet abidesiydi. Ve salonun dışında, şu anda salonun içinden daha fazlası bizleri dinlemek için orada bekliyorlardı. Geçemezdik. Dolayısıyla otobüs üstünden onlara da bir selamlama konuşması yaptık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah önümüzde 2019 yerel seçimlerinde, ardından Kasım Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerinde bizleri bu yeni reformda, bu yeni siyaset devriminde muvaffak kılsın diyorum. Kardeşlerim, Serhat şehri kardeşliğin, hoşgörünün, dayanışmanın şehri. Iğdır'ı ziyaret etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 2,5 yıllık bir aranın ardından sizlerle birlikte olmanın, kucaklaşmanın, hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Şüphesiz ki bizler sizlerle iftihar ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Fakat tek arzum, tek isteğim, özellikle Serhat şehri Iğdır'ımızdan önümüzdeki Mart yerel seçimlerinde artık burada belediye başkanlığını AK Parti'ye temsil etmeniz, teslim etmenizdir. Zira belediyeciliği farklı yaşamak istiyoruz. Gençler, ben de sizin yanınızdayım. Unutmayın, hiçbir zaman beşer planında beşeri hiçbir gücün önünde eğilmedik.
Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda, secdede eğildik. Hiçbir zaman eğilmedik kulların huzurunda. Zira bizim değerlerimizde kula kulluk yok. Bizim değerlerimizde sadece ve sadece Allah'a kulluk var. Gençler, onun için özellikle sizlere bir şey söylüyorum. Sakın ha, hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyin. Makamların önünde eğilmeyin. Hiçbir zaman maddenin önünde eğilmeyin. Allah'tan başka önünde eğileceğimiz hiçbir kudret eli yok. Kardeşlerim, bazıları diyor ki AK Parti'nin gençliği nerede? Al işte sana AK Parti'nin gençliği. AK Parti'nin gençliği. Iğdır. Iğdır. Buradan özellikle bir şeyi ortaya koymam gerekiyor. Iğdır bir Serhat şehri olduğu kadar bir kahramanlık şehridir. Iğdır Ağrı Dağı kadar yüce, Aras Nehri kadar coşkun bir şehirdir. Iğdır 6000 yıllık kadim tarihiyle etnik, kültürel ve mezhebi zenginliğiyle, engin hoşgörüsüyle adeta Türkiye'nin aynasıdır. Ancak bizden önce Iğdır Ankara'ya çok uzaktı. Sadece mesafe olarak değil, zihin olarak, kalp olarak da çok uzaktı. Ankara bürokrasisi, Ankara siyaseti Iğdır'a gözünü de gönlünü de kapatmıştı. 2002'de iktidara geldiğimizde öncelikle bu anlayışa biz son verdik. Bize oy versin vermesin, şehirlerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmenin, eser üretmenin mücadelesini biz verdik. Haritaya baktığımızda Türk, Kürt, Azeri, Çerkez, Boşnak, Zaza da görmüyoruz. Tüm etnik gruplarıyla Türk milletini görüyoruz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Haritayı önümüze koyduğumuzda doğu, batı, güney, kuzey görmüyoruz. Nerede olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun 780 bin kilometre kare vatan toprağını görüyoruz. Onun için tüm ayrıcalıkları reddediyor. Her seferinde Rabia'mızla meydanlara çıkıyoruz. Ne diyoruz? Tek millet. Sesiniz çıkmıyor. Ne diyoruz? Tek bayrak. Ne diyoruz? Tek vatan. Ne diyoruz? Tek devlet. Rabia bu. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Çünkü biz Türküyle, Kürdüyle, Azerisiyle, Teremekesiyle,
hepsiyle 80 milyon tek millet. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Böyle çıktık bu yola. Ayrım var mı bizde? Yok. Böyle sevmeye de devam edeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Bu yola böyle çıktık. Böyle devam edeceğiz. Gençler, şunu unutmayın. Bayrağımız rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Unutmayın, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için tek vatan. Gençler, şunu da unutmayın. Bizim lügatimizde uzak yoktur. Hele hele ücra köşe hiç yoktur. Ülkemizdeki tüm illerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz bize aynı mesafededir. Bizim için Bursa, Konya, İstanbul neyse Iğdır, Ardahan, Kars, Muş doğudur. Bizim için Antalya, Eskişehir, Samsun neyse Diyarbakır, Mardin, Hakkari doğudur. Seksen milyon vatandaşımızın tamamı bizim nazarımızda aynıdır. Milletimizin her bir ferdi bizim gözümüzde birinci sınıftır. Gençler, etnik kimliğinden dolayı, dilinden, kültüründen, mezhebinden, inancından dolayı ötekileştirme, hakir görülme artık bu ülkede tarih olmuştur. Özellikle sesleniyorum, altını çizerek sesleniyorum. Iğdır'ın güzel insanları, sizlere sesleniyorum. Sakın ha, sakın ha, sakın ha mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Gençler, 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 cumhurbaşkanınız olarak, bir büyüğünüz olarak sakın mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde sünnilik yok, bizde caferilik, alevilik yok, bizde illa İslam var, İslam'dan başka hiçbir şey yok. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin. Gelmeyelim. Ve biz Türk, Kürt, Laz, Çerkezi, Azeri, Terekeme vesaire bu oyuna da gelmeyeceğiz. Biz birbirimizi Allah için seveceğiz. Bizi böyle böldüler. Kürt dediler, Türk dediler, Laz dediler, Arap dediler. Öyle günler geldi ki affedersiniz kapıdaki köpeğine arap 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 diye çağırdılar. Ve bizi birbirimize düşürdüler. Halbuki biz sadece yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Böyle bakabilir miyiz insana?
Rabbim bizi eşrefi mahlukat olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak yarattı. Rabbim böyle bir ayrıma tabi tutmadı. Sen kim oluyorsun ki ayrıma tabi tutuyorsun? Türkse bizden, Kürtse bizden, Arapsa bizden, öbürüyse bizden değil. Yok böyle bir şey. İnsan ya, hepsi bizden. Öyle değer vereceğiz. Aşık Yunus ne diyor gençler? Aşık Yunus ne diyor gençler? Dinle. Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İşte bu duyguyla hiç kimse bu ülkede kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gayret sarf ediyoruz. AK Parti iktidarı budur. AK Parti'nin kendisi budur. Gece gündüz demeden başka yerlerde ne varsa Iğdır'da da o olsun. Iğdırlı vatandaşlarım da en kaliteli hizmeti alsın diye uğraşıyoruz. Iğdır'a üniversiteyi kim getirdi? Gençler soruyorum, Iğdır'a üniversiteyi kim getirdi? Iğdır'a havalimanını hangi iktidar getirdi? Şu açılan yollar, işte bu gördüğünüz kapalı spor salonu kim getirdi? Yeter mi? Yetmez. Daha Allah'ın izniyle çok şeyler olacak. Bakınız, geçtiğimiz 15 yılda bu anlayışla ülkemizin dört bir köşesini yatırımlarla, eserlerle donattık. Engellere, sabotajlara, kirli operasyonlara rağmen millete hizmet yolundan bir adım dahi geri adım atmadık. İşte Iğdır, Nahçıvan. Öyle mi? Yolumuz çalışıyor mu? Yapıldı mı? Nahçıvan'la Iğdır'ı kucaklaştırdık mı? Şimdi soruyorum. $236 milyar aldığımız milli geliri değerli kardeşlerim bizler 863 milyar dolara çıkardık. Kişi başına milli gelir $3500, şimdi $11.000. $36 milyar ihracat yaparken bugün $155 milyar çıktık. 2005 yılından bu yana 9,2 milyon kişiye ilave istihdam oluşturduk. Ülkemiz için bunları yaparken elbette Iğdır'ı ihmal etmedik. Iğdırlı kardeşlerimiz ne diyor? Niyet hara, menzil ora. Öyle mi? Yanlış söylemedik değil mi? Nurettin, doğru söyledik değil mi? Eyvallah. Bizim niyetimiz milletimize hizmet, menzilimizde büyük ve güçlü Türkiye oldu. 15 yılda Iğdır'a toplam 3,5 milyar liralık yatırım yaptık. Yani 3,5 katrilyon. Eğitimde 1274 adet yeni derslik, 1258 kişi kapasiteli yüksek öğretim yurtları, 8 tane spor tesisi inşa ettik. Bugün ülkemizin dört bir yanından 6000 öğrencinin eğitim aldığı Iğdır Üniversitesi'ni biz kurduk. Biri 250 yataklı Iğdır Devlet Hastanesi olmak üzere 7 adet sağlık tesisini hizmete aldık. Iğdır'da 698 konut inşa ettik. Sahiplerine teslim ettik. Daha devam edecek.
2002 yılına kadar Iğdır'a sadece 10 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 12 yılda 172 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Ah benim Iğdırlı kardeşim, yol medeniyettir, bu işler laflı olmuyor. Biz icraatta bulunduk. Toplam maliyeti 231 milyon lira olan 4 adet ulaştırma projemizin yapımı şu anda devam ediyor. Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu demiryolu projesinin altyapı işleri bitti. İnşallah 2018 yılında da yatırım programına alınacak ve bakanımız da burada. Bölücü örgütün tüm saldırılarına, sabotajlarına rağmen 5 yıl önce açtığımız Iğdır Havalimanı'nın yolcu trafiği her gün artıyor. Her yıl artıyor. Kardeşlerim, Iğdır'ın ekonomisinde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bereketli toprakları, mümbit tarım alanları, muhteşem tabii güzellikleriyle Iğdır, Doğu Anadolu'nun Çukurova'sıdır. Ve şimdi bakın size bir şey daha söylüyorum. Son 15 yıldır çiftçimize sağladığımız imkanlarla bu ovanın bereketine bereket kattık. Son 15 yılda Iğdır'a 102 milyon lirası hayvancılık olmak üzere toplam 213 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Şimdi hayvancılıkta yeni dönem başlatıyoruz. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli Iğdır Mera yetiştirici bölgesi olacak. Meraları hayvancılığa inşallah açıyoruz. Ve 50 büyükbaş veya üzeri her büyükbaş için 250 lira teşvik veriyoruz. Bunu da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız kendisi bizzat uygulayacak. Bakan burada ha. Onun gıyabında söylemiyorum. Ve programlı aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 lira destek vereceğiz. Ayrıca yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ahılların inşaatına %50 hibe sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılık yanında özellikle bacasız fabrika olan turizmi de ihmal etmiyoruz. Iğdır, uzun yıllar bırakınız diğer imkanları. Ya şu yanı başımızdaki efsaneler diyarı Ağrı Dağı'nı dahi yeterince değerlendiremedi. Başka ülkede olsa milyonlarca insanı abat edecek bu hazineden hakkıyla istifade edemedik. Öyle mi? Terör ve güvenlik sorunları hem altyapı yatırımlarını zorlaştırdı hem de insanları buradan uzak tuttu. Artık sadece Iğdır'da değil, hamdolsun ülkemizin tüm şehirlerindeki turizm güzelliklerini insanımızın ve yabancı misafirlerimizin istifadesine sunuyoruz. Yayla turizmi, çim kayağı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti ve atlı sporlar gibi doğa sporlarında Iğdır'ın şöhreti giderek artıyor. Başta Azerbaycan ve İran olmak üzere bölgemizden turistler Iğdır'ın doğal güzelliklerini, ören yerlerini görmeye geliyor. Buradan ben turistik ve turizme ilgi duyan iş adamlarımıza sesleniyorum. Gel, Iğdır'ı ihmal etme. Bak sonra pişman olursun. Gel Iğdır'da otelini yap, pişman olma. Burada para basarsın, para.
Geçtiğimiz yıl turist sayısı 30 bini buldu. İnşallah terör sorunu kökten çözüme kavuştukça Iğdır'ın yaylaları, ovaları daha da şenlenecek. 10 yıllardır bu ülkenin genç fidanlarını solduran terör belasını susturmak, akan gözyaşlarını dindirmek için tüm samimiyetimizle nasıl çırpındığımızı sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bir hafta içinde 100 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok. Milletimin huzurunu tehdit eden kim olursa olsun üzerine gideceğiz. Türkiye'nin terör sorununu çözmek için ne tür tehlikeleri göze aldığımızın da sizler gayet iyi farkındasınız. Şehitlerimiz var. Eyvallah. 15 Temmuz gecesinde biliyorsunuz 251 şehidimiz oldu. 2193 gazimiz oldu. Evet oldu. Ama biz şuna iman etmişiz. Estaizu billah bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat. Bel ehya'u ve lakin la teş'urun. İlâ âhiril âyât. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi gençler bir dakika. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz derken o gece İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gelenlerden bir tanesi yeğeniyle konuşuyor. Çok enteresan. Gençler, lütfen sloganın atılacağı yer var, atılmayacağı yer var. Lütfen. Çok enteresan. Ve telefonla kuzeniyle konuşuyor. Diyor ki kuzenim, bak telefonla görüşüyoruz. Görüşmek var, görüşmemek var. Belki bu görüşmemden sonra şehadet var. Çünkü F-16'lar bombaları yağdırıyor. Helikopterler yağdırıyor. Ve bizim bu gencimiz o gece külliyenin orada şehit oluyor. Ve çok daha enteresan, şimdi onun kardeşini, bunlar ikizdi, korumam olarak ben de yanıma aldım. Benim yanımda. Şimdi kandan beslenen bu FETÖ'cü terör örgütünün o gece yaptıklarını biz görmeyecek miyiz? Görmemezlikten mi geleceğiz? Onların hesabını sormayacak mıyız? O şehitlerimizin hesabını sormayacak mıyız? O gazilerimizin hesabını sormayacak mıyız? Sonuna kadar soracağız. Hiç bunun geri duruşu olamaz. Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı, tehdit üzerinden kurulan oyunların hepsi çöküyor. Bölücü terör örgütü de yaz kış demeden aralıksız sürdürdüğümüz operasyonlar neticesinde tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Gerek yurt içinde, gerekse ülkemizin sınırları dışında operasyonlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Türkiye'yi terörle, kan ve gözyaşıyla terbiye edeceklerini zannedenler asla başarılı olamayacaklardır. Bizi üzerimize saldıkları katil sürüleri aracılığıyla esir alabileceklerini düşünenler, onlar hüsrana uğradılar ve uğratıyoruz. Milletimiz ne bağımsızlığından, ne kardeşliğinden, ne hedeflerinden vazgeçmeyecektir. Hemen yanı başımızdaki teröristleri binlerce tır dolusu silah ve mühimmata boğanlar daha önce başka ülkelerde olduğu gibi
o silahlar sahiplerine döndüğü zaman ne kadar büyük bir yanlış yaptıklarını anlayacaktır. Şu anda canilere verdikleri silahların Türkleri, Türkmenleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri katletmesinden, Azerileri katletmesinden herhangi bir sıkıntı duymuyorlar. İslam dünyasının en güzel şehirlerinin enkaza dönmesinden belki memnun bile oluyorlar. Ama tarih evdeki hesabın çarşıya uymadığının nice örnekleriyle doludur. Son pişmanlık fayda etmez. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ne diyor? Tarih ibret alınmadığı için tekerrür eder. Bölgemizde taşeronları eliyle işledikleri cinayetler, faillerinin yanında katillerin sırtını sıvazlayanları da mutlaka utanç denizinde boğacaktır. Kardeşlerim, sizlerin benim çok beğendiğim bir sözünüz var. Iğdırlı ne der? İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Doğru söz bayramlıktır, yalan söz viranlıktır. Doğru mu? Herhalde yalan ile hakikat arasındaki farkı bu derece güzel anlatan pek az deyim bulunur. Özellikle ana muhalefet partisine, biliyorsunuz yeni adı Ana Hıyanet Partisi ve başındaki zata baktığımızda bu sözün kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Maalesef yalanı su gibi tüketen, sabah akşam iftira atmayı siyaset zanneden FETÖ'nün kara propaganda merkezine dönüşmüş bir Ana Hıyanet Partisi ile karşı karşıyayız. Bu partinin başındaki zat kifayetsizliğini gizlemek için, siyaseten tükenmişliğini perdelemek için her gün yeni bir yalan ortaya atıyor. Biliyorsunuz ya parti kurultayları veya seçimler öncesinde böyle çıkar, eline birilerinin tutuşturduğu kağıtları alır, çeşitli iddialarda bulunur. Biz de her seferinde bunun iddialarının doğru olmadığını ispat ederiz. Artık biz de mahkemelerde bunun yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Usandık. Geçen yine birilerine iftira atmış, hakaret etmiş. Mahkeme de bunu 10 bin lira tazminat cezasına çarptırmış. Beyefendi tazminatı çok bulmuş. Gitmiş cezanın indirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Hakaretlerine, yalanlarına ve iftiralarına son vermek yerine mahkeme kapılarında 3-5 kuruş indirim almak için peşinde koşuyor. Burada da güzel bir laf var. Ne güzel demiş bizim büyüklerimiz. Tatsız aşa duz neylesin, ağızsız başa söz neylesin. Bununki de tam böyle. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sırf Yeni Kapı'da vermeye çalıştığımız birlik beraberlik görüntüsünün hatırına şahsıma yönelik hakaretleri için açtığım tazminat davalarını geri çekmiştim. Dedik ya belki bir birlik beraberlik olur. Ama maalesef. Belki akıllanır. Maalesef. Belki kendine biraz çeki düzen verir. Böyle umut ettim. Ama nafile. Iğdırlı kardeşlerimin dediği gibi kurt köyünü değiştirir lakin huyunu değiştirmez. Bu da bizim tüm iyi niyetimize, Ali Cenaplığımıza rağmen kötü huyundan vazgeçmedi. 15 Temmuz'dan önce darbe olursa ilk ben tankın üzerine çıkarım diyordu. 15 Temmuz gecesi tankların arasından hemen orada anlaşmayı yaptılar. Darbecilerle anlaşarak sıvışıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiler veya ofisine gittiler. Hale bak. Hani önce sen çıkardın,
Ya tankların arasından kaçan sen oldun. Ondan sonra masanın üzerinde fincan ve oradan televizyondan olanları izliyor. Darbeyi film seyreder gibi televizyondan izliyor. Sonra da çıktı zerre kadar yüzü kızarmadan, utanmadan, kontrollü darbe gibi FETÖ'cülerin ağzıyla konuşarak 251 insanımızı şehit eden eli kanlı katilleri aklamaya çalıştı. Ana kuzusu dediği hainlerin o gece milletimize neler yaptıklarını, nasıl acımasızca kurşun sıktıklarını işte mahkemeler tek tek ortaya çıkarıyor. Yine bu zat sırf gündeme gelmek için bir ara şehitlerimizi, şehit ailelerimizi bile istismar etti. Çıktı, şehitler arasında ayrım yapılıyor diye akla mantığa, vicdana sığmayacak yalanlar uydurdu. Başka bir gün FETÖ'cü ve Baylokçu milletvekillerinin ismini açıklayacağını hem de tarihi vererek söyledi ama bu sözünün de üzerine yattı. Tabii o FETÖ'cüleri açıklayamadı ama yargı hangi CHP'li milletvekillerinin MİT tırları ihanetine aracılık ettiğini, hangi eski CHP'li vekillerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kumpas davasına kuryelik yaptığını ortaya çıkardı. Attığı iftiralarla, söylediği yalanlarla bu zat milletimizin nazarında tüm inandırıcılığını kaybetmişti. Bu zatın adı siyasette CHP'nin yalancı çobanına çıkmıştır. Son günlerde bir de Cumhurbaşkanı'nın yakınları yurt dışında bir şirkete para gönderdi diye bir yalan ortaya attı. Biraz önce Kars'ta tüm belgeleri ve bilgileriyle bu iftiranın ipliğini de pazara çıkardım. Ve avukatlarım zaten şu anda davaları açtılar ve her iki davada 1,5-1,5-3 milyonluk bir dava açılmış vaziyette. İnşallah buradan gelecek tazminatı da ben özellikle şu anda sıkıntıda olan hanım kardeşlerimize inşallah onlara uygun, konforlu, onların korunma evlerini yapmada kullanacağız. Tabii tıpta bu tür tiplere kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Ya dedim, buna tıpta ne deniyor? Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki bunun adı mitomanidir. Mitomani. Yani doktor, psikiyatriktir bu olay. Mitomani. Ne demek mitomani? Onu da söyleyeyim. Yalan söyleme hastası. Böyle bu. Bizce bu zat artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Ne diyelim? Allah bir an önce şifa versin. Allah CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sabır versin. Değerli kardeşlerim, Türkiye gibi binlerce yıllık siyaset geleneğine sahip bir ülkenin ana hıyanet partisinin düşürüldüğü bu perişan durumu inanın biz içimize sindiremiyoruz. Bizim gibi iddiaları olan bir ülkeye, sözü namus gören asil bir millete bu tablo hiç yakışmıyor. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime aynı hissiyatı yaşadığını, artık bu zatı partilerinin başında görmek istemediğini de biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bu yönetimin elinde bir gün bölücü örgütün, diğer gün FETÖ'cülerin, öteki gün başka karanlık odakların oyuncağı olmasını onların da kabul edemediğini biliyorum. İşte bölücü terör örgütünün mensuplarıyla beraber bunlar yürüyüş yapmadılar mı? Onlarla el ele olmadılar mı? AK Parti olarak
Tabii bütün bunlar bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik saldırıların arttığı bu dönemde bizim daha fazla ter dökmemiz, daha fazla çalışmamız, çalmadık kapı, kazanılmadık gönül bırakmamamız gerekiyor. Unutmayın, AK Parti Türkiye'nin çimentosudur. AK Parti kökü mazide olan bir atinin önümüzdeki ve günümüzdeki sembolüdür. AK Parti tüm inançlarıyla, siyasi görüşleriyle, farklılıklarıyla bu ülkedeki 80 milyonun tamamını kucaklamaya namzet bir partidir. Bu kadro ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak en donanımlı, en vizyoner, en vatansever kadrodur. Öyleyse kardeşlerim, şurada kalan süre belli. Mart yerel seçimlerine şurada ne kaldı ki? 16 ay. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe var mıyız? Kadın kolları var mıyız? Gençlik kolları var mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Öyleyse hadi bakalım şöyle bir kalkalım. Çok yorduk sizi. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Unutmayın. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Iğdır'ı hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, gün anısına Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Iğdır İl Başkanımız Sayın Ahmet Tutulmaz tarafından hediye takdim edilecektir. İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün bir kez daha Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan siz saygıdeğer Iğdırlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, kadın kolları il yönetimini hızlı bir şekilde alalım sahneye. Beraber ıslandık yani yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Her şey Türkiye için. Arkadaşlar, kadın kollarındaki yönetimdeki arkadaşları alalım. İl kadın kolları yönetim kurullarını alalım. Sadece
kadın kolları yönetimde olanları. Evet, kadın kolları il yönetiminde olan kartı olan üstünde arkadaşları gönderelim lütfen hızlı bir şekilde. Evet, lütfen fotoğraf düzeni alalım. Arka tarafa geçmeyelim, ön tarafa. Evet, sağ sol bir şekilde dizilelim lütfen. Evet, kadınlarımız geldiler. Beylere rica ediyoruz lütfen. Beyefendileri aşağıya alıyoruz. Evet, beyefendilerden rica edelim lütfen. Kadınlarımız fotoğraf çekilecekler. Bir yardımcı olalım. Evet, beylerden bir rica edelim. Evet, sağ taraf müsait. Kadınları sağ tarafa alalım. Buyurun. Buyurun efendim. Evet, çok hızlı bir şekilde gelelim lütfen. Hızlı bir şekilde. Sağ taraf müsait. Sağ tarafa alalım. Sağ taraf müsait, sağ tarafa. Hanımefendiler, fotoğraf düzenine girerseniz sevinirim. Bayanları aşağıya alabilir miyiz? Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, hanımefendilerden rica ediyoruz bir... Evet, hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Evet, kadın kollarına çok teşekkür ediyoruz ve hızlı bir şekilde sahneden inmelerini rica ediyoruz lütfen. Evet, ilk kadın kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, lütfen kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kongremize katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürlerdir. Tüm delegelerin salonda kalmasını rica ediyoruz. Kongremiz devam etmektedir. Tüm delegelerin salonda kalmasını önemli rica ediyoruz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.